Arkadaşlar merhaba. Sözcükte anlam konusunda kalmıştık. Şimdi devam ediyoruz. Adak tarmasındaydık. Adak tarmasının diğer adı mecazi mürsel. Diğer adıyla da arkadaşlar düz değişmece denir. Peki nedir adak tarması? Bir sözcüğün benzetme amacı güdülmeksizin başka bir sözcük yerine kullanılmasına denir. Adak tarması farklı şekillerde oluşuyor arkadaşlar. Bunlardan birincisi iç dış ilişkisi. Bakın şimdi, bir türlü doymak bilmeyen misafirimiz son tabağını da yedi ifadesinde tabağı mı yemiştir misafir yoksa tabağın içindeki yiyecekleri mi yemiştir? Tabii ki yiyecekleri yemiştir. Dolayısıyla bakın iç dış ilişkisinden dolayı burada adak tarması yani mecazi mürsel vardır. Tabak söylenerek yiyecekler kastedilmiştir. Ocağın üstündeki tencere fokur fokur kaynıyordu ifadesinde kaynayan şey tencere midir arkadaşlar yoksa tencerenin içindeki su ya da yemek mi kaynar? Tabii ki su ve yemek kaynar. Yine tencere söylenip içindeki su ve yemek kastedildiği için burada ne vardır? İç dış ilişkisi yönüyle adaktarması yani mecazi mürsel vardır. Diğer başlığımıza geçelim. Parça bütün ilişkisi. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal derken şair. Hilal sözcüğüyle kastettiği şey nedir arkadaşlar? Bayraktır. Görmüş olduğunuz gibi parça söylenip bayrak yani bütün kastedilmiştir. Burada yine adaktarması vardır. Benim de başımı sokacağım bir çatım olsa ifadesinde başını sokacağı yer çatı mıdır yoksa arkadaşlar ev midir? Tabii ki evi kastediyor. Parça söylenip bütün kastedildiği için yani ev kastedildiği için burada yine adak tarması söz konusudur. Adak tarmasında soyut somut ilişkisine geçtik. Çocukta kafa var, okumuş, adam olmuş ifadesinde. Kafadan kastedilen şey nedir arkadaşlar? Akıldır. Bakın kafa somut, akıl soyuttur. Görmüş olduğunuz gibi somut soyut ilişkisinden yola çıkarak kafa söylenip akıl kastedildiği için burada da adaktarması söz konusudur. Bunu yapmak yürek ister ifadesinde yürek sözcüğüyle kastedilen şey nedir peki? Cesarettir. Cesaret soyuttur, yürek somuttur. Ya yürek kalp anlamına geliyor. Burada da yine arkadaşlar yürek söylenip cesaret kastedildiği için somut soyut ilişkisine göre yine adaktarması vardır. Geçiyoruz sanatçı yapıt ilişkisine. Bugün sınıfta Orhan Veli'yi okuduk ifadesinde okunan şey Orhan Veli midir yoksa onun herhangi bir eseri ya da eserleri midir? Tabii ki eserinden bahsediyoruz ya da eserlerinden. Görmüş olduğunuz gibi sanatçı söylenip yapıtı kastedildiği için burada da yine adaktarması vardır. Çay bahçesindeki plakta Zeki Müren dönüyordu ifadesinde ise dönen şey Zeki Müren'in kendisi midir yoksa herhangi bir şarkısı mıdır? Tabii ki şarkısından bahsediyoruz. Arkadaşlar, sanatçı söylenip yine eser kastedildiği için burada da adaktarması vardır. Geçtik. Yön, ülke, yer, bölge, toplum, kurum, insan ilişkisine. Bakın, Batı yeni gelişen olaylara karşı kayıtsız kaldığı ifadesinde yön söylenip herhangi bir ülke kastedilmiş. Diyelim ki Almanya kastedilmiş olsun ya da Fransa kastedilmiş olsun. Arkadaşlar, yön söylenip herhangi bir ülke kastedildiği için burada da adaktarması söz konusudur. Ayasofya konusunda Ankara gerekeni yaptı ifadesinde ise bakın yer söylenip yine arkadaşlar devlet kastedilmiş değil mi ya da hükümet kastedilmiş. Dolayısıyla burada da yine ne vardır? Adaktarması vardır. ÖSYM henüz sınav sonuçlarını açıklamadı ifadesinde ise arkadaşlar sınav sonuçlarını açıklayan ÖSYM midir yoksa ÖSYM'de çalışan insanlar mıdır? Dolayısıyla kurum söylenip orada çalışan insanlar kastedildiği için burada da adaktarması yapılmıştır. Adaktarması yani mecazi mürselden sonra geçiyoruz deyim aktarmasına, diğer ifadeyle anlam aktarması. Arkadaşlar bir sözcüğün benzetme amacıyla
başka bir sözcük yerine kullanılmasına deyim aktarması denir. Bakın ad aktarmasında benzetme amacı güdülmeksizin ifadesi varken deyim aktarmasında benzetme amacının kullanıldığını görüyoruz. Diğer bir ifadeyle deyim aktarması insana özgü bir kavramın doğaya, doğaya özgü bir kavramın da insana aktarılmasına denir. Deyim aktarmaları yine kendi içinde farklı şekillerde oluşuyor. Bunlardan birincisi insandan doğaya aktarma. O zaman kişileştirmelere biz ne diyebiliriz arkadaşlar? Deyim aktarması diyebiliriz. Bakın, dağların sırtlarında ceylanlar cirit atıyordu ifadesinde sırt organ adıdır değil mi? İnsana ait bir organ dağa aktarılmış. İşte arkadaşlar, insandan doğaya aktarılan bir ifade olduğu için buna deyim aktarması denir. Akasyalar kendi arasında fısıldaşıyordu ifadesinde fısıldaşan insanoğludur. Fakat neye aktarılmış bu? Akasya ağacına aktarılmış. Dolayısıyla burada insandan doğaya bir aktarma var, kişileştirme var. Burada da arkadaşlar deyim aktarması söz konusudur. Geçiyoruz ikinci özelliğine, yani doğadan insana aktarmaya. Olgun yazarlar kendinden sonra gelecek kuşakları da yetiştirir ifadesinde. Bakın olgun yazar ifadesine bakıyoruz. Normalde olgunlaşan şey nedir arkadaşlar? Meyvedir. Fakat doğaya özgü bir kavram insana aktarılmış. O yüzden burada deyim aktarması vardır. Başı yine dumanlı. Babamın yanına fazla yaklaşmayın ifadesinde. Bakın babamın başının dumanlı olduğunu söylüyorum. Fakat biz biliyoruz ki başı dumanlı olan şey nedir? Dağların zirvesidir değil mi? Dağların başı dumanlı olur. Ben bunu neye aktarmışım? İnsana, yani babama aktarmışım. Burada da yine doğadan insana aktarma vardır. Dolayısıyla deyim aktarması söz konusudur. Geçtik doğadan doğaya aktarma. Tatilciler kükreyen dalgaların arasında denize giriyordu ifadesinde. Kükreyen dalgalar. Kükreyen şey nedir arkadaşlar? Aslandır. Aslana ait bir özellik dalgaya aktarıldığı için doğadan doğaya aktarma vardır. Lodos başka ülkelere kanat çırpıyordu ifadesinde. Kanat çırpan şey nedir arkadaşlar? Kuştur. Kuşa ait bir özellik lodosa, yani rüzgara aktarılmış. Burada da doğadan doğaya bir aktarma var. Biz bunların hepsine ne diyoruz arkadaşlar? Deyim aktarması diyoruz. Geçiyoruz arkadaşlar duyu aktarımına. Bu arada burası 3 olacak. Bir duyu ile algılanabilecek bir sözcük ya da kavramın başka bir duyu organına aktarılmasına duyu aktarımı denir. Acı bir fren sesiyle herkes balkona çıktı ifadesinde acı bir fren sesine bakıyoruz. Fren sesi işitme duyu organına hitap ederken acı sözcüğü ise tatma duyu organına hitap eder. Fakat bu cümlede görmüş olduğunuz gibi acı bir fren sesi diyerek tatma duyu organı işitme duyu organına aktarılmıştır. Buna da duyu aktarımı denir. Keskin sirke küpüne zarar verir. Bakın keskin sirke. Sirke arkadaşlar nedir? Tatma duyu organıdır. Ya da görme duyu organı diyebiliriz. Keskin nedir? Dokunma duyu organıdır arkadaşlar. Dokunma duyu organı görme duyu organına ya da tatma duyu organına aktarılmış. Çünkü tadının keskin olmasından bahsediyor burada. Sert olmasından bahsediyor. O yüzden arkadaşlar burada ne vardır? Duyu aktarımı vardır. Sıcak gülüşüyle bizi kendine hayran bıraktı cümlesinde sıcak gülüşe bakıyoruz. Gülüş nedir? Görme duyu organına hitap eder. Sıcak ise yine dokunma duyu organına hitap eder. Dokunma duyu organı görme duyu organına aktarıldığı için burada da duyu aktarımı söz konusudur. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş konumuzu bitiriyoruz. Son büyük başlığımıza geçtik. Sözcük öbekleri. Bu konuya geçmeden önce isterseniz öbek sözcüğü nedir bunu ifade edelim. Öbek en az iki sözcükten oluşan demek arkadaşlar. Yani sözcük grubu diğer adıyla sözcük öbekleridir. Bunlardan birincisi ikilemelerdir. Anlamı pekiştirmek, güçlendirmek,
anlatımı daha çekici hale getirmek için aynı sözcüğün veya eş, yakın, karşıt anlamlı veya anlamsız seslerin yan yana kullanılmasına biz ikileme diyoruz. Arkadaşlar, ikilemeler farklı şekillerde oluşur. Bunlardan birincisi nedir? Aynı sözcükler tekrar edilerek ikileme oluşturulur. Bakın, örnek verelim isterseniz. Hızlı hızlı, güzel güzel, değil mi? Bunları örnek olarak verebiliriz. Ya da arkadaşlar, yavaş yavaş. Ya da koşa koşa örneklerini buna örnek olarak verebiliriz. Aynı zamanda ikilemeler zıt anlamlı sözcüklerle de oluşur arkadaşlar. Nedir? Aşağı, yukarı, ileri, geri, az, çok gibi. Bunun yanında ikilemeler yine eş anlamlı sözcükler kullanılarak da oluşturulur. Örnek verecek olursa sağlık, sıhhat ya da ses, seda ya da arkadaşlar kılık, kıyafet gibi örnekleri verebiliriz. Bunların yanında ikilemeler yine farklı şekillerde oluşmaya devam ediyor arkadaşlar. İsterseniz şimdi de onları görmüş olalım. Bakın, biri anlamlı, diğeri anlamsız sözcüklerle de ikilemeler oluşur. Eğri, büğrü, yırtık, pırtık, para, mara gibi. Anlamsız sözcükler tekrar edilerek oluşur. Yani her ikisi de anlamsız sözcüklerin tekrarıyla oluşur. Ivır, zıvır, eciş, bücüş, paldır, küldür gibi. İkilemeler yakın anlamlı sözcükler tekrar edilerek de yapılır. Örnek verecek olursak eş, dost, yalan, yanlış ya da hısım, akraba gibi sözcükleri buna örnek olarak verebiliriz. Arkadaşlar, yansıma sözcükler tekrar edilerek de ikilemeler oluşur. Bakın, şırıl şırıl, gürül gürül, horul horul gibi. Bunun yanında durum eki, yani diğer adıyla nedir? Hal eki almış sözcük kullanılarak da ikilemeler oluşturulur. Örnek verecek olursak yine iyiden iyiye ya da yüz yüze ya da arkadaşlar nedir? Baştan başa örneklerinde görüldüğü gibi. Şimdi ikilemelerle ilgili önemli bir uyarımız var. İsterseniz ona geçelim. Bakın arkadaşlar, ikilemeler ayrı yazıdır. Fakat bitişik yazılan ikilemeler de mevcuttur arkadaşlar. İş yerinde durumlar gitgide kötüleşiyor ifadesinde, bakın, gitgide ikilemedir, bitişik yazılır. Sen benim hayatımı alt üst ettin ifadesinde alt üst yine ikilemedir, bitişik yazılır. Benimle neden fazla yüz göz olmak istiyorsun ifadesinde yüz göz nedir? İkilemedir, yine bitişik yazılır. Sözcük öbekleri ile ilgili ikinci başlığımıza geçiyoruz, deyimlere. Kavramları, durumları hoşa giden bir anlatımla ya da özel bir yapı veya söz dizimi içinde belirten, çoğunlukla da gerçek anlamlarından ayrı anlamlara gelen sözcüklerden oluşan kalıplaşmış sözcük topluluğuna ya da cümlelere ne diyoruz arkadaşlar? Deyim adını veriyoruz. Deyimlerin de kendi içinde özellikleri var. Bunlardan birincisi, deyimler çoğunlukla yargı bildirmez arkadaşlar. Deyimlerin çoğunlukla mastar ekiyle, yani makmek ekiyle bittiğini görüyoruz. Peki yargı nedir? Yargı arkadaşlar yüklemdir. Cümle kurar. Bakın, boyun eğmek mastar ekiyle bitmiş.
Tepesi atmak, mastar ekiyle biter. Kulak kabartmak, mastar ekiyle biter. Göz yummak, mastar ekiyle biter. Deyimler çoğunlukla makmegeki olan mastar ekiyle biter. Cümleyle yapılan deyimler de vardır fakat bunlar arkadaşlar sınırlı sayıdadır. Deyimlerle ilgili ikinci özelliğimize geçiyoruz. Arkadaşlar, cümle şeklinde kullanılan deyimler de vardır. Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş ifadesinde bakın yuvarlanmış yüklem, kapağını bulmuş yüklem. Görmüş olduğunuz gibi yüklem olduğu için bunlar nedir? Bir cümledir. Dolayısıyla buradaki deyim cümle şeklinde kullanılmıştır. İğne atsan yere düşmez, yine düşmez yüklemdir. Deyim burada da cümle şeklinde kullanılmıştır. Çoğu gitti, azı kaldı ifadesinde gitti yüklem, kaldı yüklem. Bakın burada da deyim yine cümle şeklinde kullanılmıştır. Fakat bunlar arkadaşlar sınırlı sayıdadır. Deyimler çoğunlukla mastar ekiyle yani makmegekiyle bitmektedir. Üçüncü özelimize geçelim. Deyimler nedir? Kalıplaşmış sözcük öbekleridir. Kelime ve kelimelerinin yerleri asla değiştirilemez. Değiştirilirse anlatım bozukluğu oluşur. Bakın şimdi. Bugün Kızılay'da yer yerinden inleyecek mi deriz? Yoksa yer yerinden oynayacak mı deriz? Tabii ki oynayacak ifadesi kullanılır. Ayşe'nin açlıktan midesi zil çalıyor ifadesinde midesi zil çalıyor demeyiz. Karnı zil çalıyor deriz. Burada da bir yanlışlık var. Çoban aklını soğan ekmekle yemiş galiba ifadesinde arkadaşlar o soğan ekmek değildir. Nedir peki? Sizin de bildiğiniz gibi peynir ekmektir. Burada da bir deyimin kelimesinin yeri değiştirilmiştir ve anlatım bozukluğu oluşturulmuştur diyebiliriz. Deyimlerle ilgili dördüncü özelliğimize geçiyoruz. Deyimler çoğunlukla arkadaşlar nedir? Mecaz anlamlıdır. Arkasından atmak ifadesi deyimdir. Bildiğiniz gibi arkadaşlar arkasından konuşmak, dedikodusunu yapmak anlamına gelir. Dudak bükmek deyimdir. Beğenmemek anlamına gelir. Küplere binmek yine deyimdir. Bu ne anlama gelir arkadaşlar? Kızmak, sinirlenmek anlamına gelir. Göz atmak deyimdir. Bu ne anlama geliyor? Arkadaşlar bakın bu da kabaca görmek ya da kabaca üstünden geçmek anlamına gelir. Etekleri tutuşmak yine deyimdir. Etekleri tutuşmak ise telaşlanmak anlamına gelmektedir. Görmüş olduğunuz gibi deyimler burada mecaz anlamda kullanılmıştır. Çoğunlukla da zaten mecaz anlamda kullanıldığı görülür. Beşinci özelliğimiz az olmakla birlikte bazı deyimler gerçek anlamda da kullanılır. Bakın parayla değil sırayla ifadesi herhangi bir işin sırayla yapıldığını bildirir. Dolayısıyla gerçek anlamlıdır. İsmi var, cismi yok ifadesinde herhangi bir şeyin adının var olduğunu fakat kendisinin olmadığını ifade eder. Bu da gerçek anlamdadır. Yükte hafif, pahada ağır ifadesi ise değerli eşyalardan bahsediyor. Biliyorsunuz onlar arkadaşlar altın, mücevher gibi, elmas gibi unsurlar yükte hafif fakat pahada ağırdır. O yüzden burada da gerçek anlamda kullanılmıştır diyebiliriz. Altıncı özelliğimize geçiyoruz. Bazı deyimler aynı anlama gelebilir arkadaşlar. Mesela gaf yapmak diğer ifadeyle pot kırmaktır. Kılı kırk yarmak bunu biz nasıl ifade ederiz? İnce eleyip sık dokumak şeklinde ifade ediyoruz arkadaşlar. Bu da bir deyimdir. Küplere binmek bunu nasıl ifade ederiz? Tepesi atmak şeklinde ifade ederiz. Bakın bu da yine nedir? Deyimdir. Yedinci özelliğimiz bazı deyimler de karşıt anlamlı olarak karşımıza çıkar. Göze girmek deyiminin zıt anlamlısı nedir? Tabii ki gözden düşmektir arkadaşlar değil mi? İtibar kaybetmektir. Peki ayağı alışmak yani alışkanlık haline getirmek deyiminin zıttı nedir? Bunun zıttı da ayağını kesmektir. Yani ilişkini bitirmek anlamına gelir. Ya da ilişkisini. Peki baş kaldırmak deyiminin
Zıt anlamlısı nedir arkadaşlar? Bunun zıt anlamlısı da boyun eğmektir, değil mi? Yani teslim olmaktır. Görmüş olduğunuz gibi deyimler aynı anlama gelecek şekilde ya da zıt anlama gelecek şekilde de kullanılmaktadır. Sözcük öbekleri ile ilgili üçüncü kısma geçiyoruz. Yani atasözlerine. Arkadaşlar, uzun deneyimler, gözlemler sonucunda oluşmuş ve genellikle nasihat bildiren kalıplaşmış özlü sözlere denir. Zaten deyimlerle atasözlerinin arasındaki en büyük farklardan biri, atasözleri nasihat bildirirken, nasihatler neticesinde oluşmuşken, deyimler arkadaşlar nasihat bildirmez. Atasözleri anonimdir. Yani söyleyeni belli değildir. Özelliklerine geçelim. Birinci özelliğimiz, atasözleri çoğunlukla mecaz anlamlıdır. Körle yatan şaşı kalkar. Arkadaşlar, mecaz anlamda kullanılmış gerçek anlamı var mıdır peki sizce? Yani körle yatan birinin şaşı kalkma ihtimali nedir? Çok düşüktür, değil mi? O yüzden burada mecaz anlam vardır. Ne demek istiyor peki? Sen kiminle oturup kalkarsan onun gibi olursun anlamına geliyor. Dolayısıyla bu da mecaz anlamdır. Üzüm üzüme baka baka kararır ifadesinde ise, sen iyi biriyle dostluk edersen iyi olursun, kötü biriyle dostluk edersen kötü olursun. Yani yanındaki nasılsa sen de ona göre şekil alırsın anlamına geldiği için bu da mecaz anlamlıdır. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Bakın, bu da bir atasözüdür. Bu da mecaz anlamda kullanılmıştır. Sen diyor ki tatlı dilli ol, yani güzel konuş, güzel söyle ki karşındaki insan da sana o şekilde cevap versin anlamına gelir. O yüzden bu da mecaz anlamlıdır. Bunun yanında gerçek anlamda kullanılan atasözleri de vardır. Bak, dost ile ye iç, alışveriş etme. Yani dost ile otur, kalk, ye iç, gez, toz. Ama sakın dostlarla alışveriş etme. İşin içine para girdiğinde o dostluğun biter anlamına geliyor. Dolayısıyla bu gerçek anlamdadır. Bugünün işini yarına bırakma ifadesinde ise, hiçbir şeyi erteleme, her şeyi zamanında yap anlamına geldiği için bu da gerçek anlamdadır. Son pişmanlık fayda vermez ifadesine, yani atasözüne baktığımızda ise bunun da gerçek anlamda kullanıldığı görülmektedir. Çünkü yaptığın işleri zamanında yapmaya özen göster. Yapmadığın şeyler sana ileride pişmanlık olarak geri döner anlamına gelir. O yüzden arkadaşlar, burada da gerçek anlam söz konusudur. Yani iş işten geçmeden her şeyi zamanında yap anlamına gelir. Geçiyoruz üçüncü özelliğimize. Bazı atasözleri de hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanılır. Bakın, mum dibine ışık vermez atasözü hem gerçek hem de mecaz anlama gelir. Gerçek anlamda mumun dibine ışık vermediğini, yani etrafını aydınlatmadığını görüyoruz. Peki mecaz anlamına bakacak olursak, bir insanın yakın çevresindeki insanlara, eşine, dostuna, akrabasına faydalı olmadığı, olamadığı anlamına gelir. Dolayısıyla bu atasözü hem gerçek hem de mecaz anlama gelecek şekilde kullanılır. Yine ne ekersen onu biçersin atasözüne baktığımızda, siz bir tarlaya domates tohumu ekerseniz elde edeceğiniz şey yine domates olur. Salatalık ya da patlıcan elde etmezsiniz. Bu gerçek anlamı. Bunun dışında sen birine nasıl davranırsan alacağın karşılık da ona göre olur. İyi davranırsan iyi, kötü davranırsan alacağın karşılık da kötü olur anlamına geldiği için mecaz anlamı da söz konusudur. Ağaç yaşken eğilir atasözüne bakacak olursan, gerçekte de ağacın yaşken eğildiğini görebiliriz. Siz ne tarafa şekil vermek istiyorsanız ağaç o tarafa doğru eğilir. Bir de ne var arkadaşlar? Genç insanların, genç yaştaki insanları nasıl eğitirseniz ileriki hayatlarında da bu davranışları, elde etmiş olduğu davranışlarının kalıcı olacağı anlamına geldiğinden dolayı mecaz anlamda kullanıldığı görülmektedir. Bakın, 3 tane örnek verdik. Hem gerçek hem de mecaz anlama gelecek şekilde kullanılmıştır. Dördüncü özelliğimiz,
töre, gelenek görenek ve dini inanışları yansıtan atasözleri de vardır. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Arkadaşlar bu nedir? Toplumsal bir duygu ve düşüncedir. Bu şekilde kullanılmış bir atasözüdür. Gelen gidene rahmet okutur. Bu da dini inanışları yansıtan bir atasözüdür. Caminin mumunu yiyen kedinin gözleri kör olur ifadesi yine dini inanışı yansıtan bir atasözü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazı atasözleri de diyalog şeklinde karşımıza çıkar. Kurda neden boynun kalın demişler, o da demiş ki işimi kendim görürüm de ondan demiş. Bakın arkadaşlar, hem soru soruyor hem cevap veriyor, diyalog şeklinde olduğunu görüyoruz. Bu şekilde kullanılan atasözleri de mevcuttur. Bir örnek daha verelim ve konumuzu bitirelim. Katıra baban kim demişler, o da dayım at demiş. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, burada da diyalog şeklinde gerçekleşen bir atasözü söz konusudur. Bu da bu şekilde oluşmuştur diyebiliriz. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz esenlikle kalın.